Gülşah Başkan koşuyor. Ne var elbis mi? Ne demek bu? Artı artı demek de bekle. Nervasın da? Nervasın da? Ahmet'in birçok yerinde özellikle IŞİD artıklarıyla halkımızın sosyal yaşamına müdahale etmeye çalışan bir durum var. Bu kirli ittifakın kirli bir planı var. Bu kirli plan da halkımızı kendi yerlerinde, kendi topraklarında çıkarıp buraları kendilerine göre dizayn etmektir. Bizler demokratik siyaseti savunanlar nasıl ki bu sokaklarda var olduysak bundan sonra da var olmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz şu anda sokaklarımızda gençlerimizi tarikatlara yönlendirmeye çalışan, işi de yönlendirmeye çalışan bir zihniyet var. Bunu başaramadıkları zaman da uyuşturucuya yönlendirmeye çalışan bir zihniyet var. Sokaklarda şu anda gençleri siyasetten ve toplumsal yaşamdan uzaklaştırmak için yapmış oldukları politikaların, kirli politikaların hiçbir sonuç almayacağını, toplumu geleceğini kutuplaştıracağını görmeleri gerekiyor. Bizler şunu söylüyoruz. Bu topraklarda barış olacak, bu topraklarda demokratik siyaset olacak, bu topraklarda bu toprakların sahipleri yaşayacak. Öyle Selefi artıkları, IŞİD artıkları gelip burada halkımıza karşı bu tür eylemlerde bulunamayacaklar. Her türlü saldırıya karşı bir aradayız, birlikteyiz ve birlikte bu saldırılara cevap olacağız. Hiç kimse Diyarbakır'da, Sur'da ya da başka bir semtte, başka bir sokakta yaşam biçimimize, kültürümüze, dilimize, yaptığımız çalışmalara yönelik müdahalede bulunamaz. Ortada bir oyun var. Ortada sergilenmek istenen durum aslında 90'lı yılları tekrar geri getirmek ve bu halkı kendilerince baskı, zorla teslim almaya çalışmak. Tırnak içinde söylüyorum. Ben Hevş kafenin kapısından, Sur ilçesinden o buraya saldıranlara, arkalarındaki güçlere sesleniyorum. Sizin ağa babalarınıza boyun eğmedik biz. 90'lı yıllarda her gün onlarca faili belli cinayet işlenirken bu halk, Diyarbakırlılar Diyarbakır'a sahip çıktı. Diyarbakır'ın ne kimliğinin, ne kültürünün, ne dilinin, ne ortak yaşam perspektifinin yok edilmesine izin vermediler. Farkındayız. Sizi yönetenler var. Sizi teşvik edenler var. Siz bu ilde yaşamı katletmeye çalışıyorsunuz. Her şeyden önce şunu ifade etmek istiyorum ki Diyarbakır ortak yaşamın en güzel sergilendiği illerimizden bir tanesidir. Kürdüyle, Türküyle, Ermenisiyle, Süryanisiyle, bütün farklı kimlik, inanç ve dilleriyle ve tabii ki cinsiyetlerle kadın ve erkek olarak burada özgür yaşamın resmini çiziyoruz aslında. IŞİD artıklarına, bu tip müdahalelere, saldırılara Ahmet boyun eğmez. Ahmet sahipsiz değildir. Birkaç tane kendini bilmez. Gelecek Hevş kafeye saldıracak. Yok yanındaki adamı tehdit edecek. Yok yoldan geçen kadınlara laf atacak. Ve aynı zamanda bunlar ahlaksız. Kadınlar üzerinden siyaset yapmanın devamını Diyarbakır'da yaşatıyorlar. Burada kadınları eve kapatmanın başka bir
versiyonu oynanıyor. Başka bir sahnesi Diyarbakır'da, Hevş'te ya da Sur'da başka bir yerde yaşama geçirilmeye çalışılıyor. Neden? Çünkü biz bu ilde iktidarız. Çünkü bu ilde kadınlar ve erkekler eşit şekilde yönetimde söz sahibidir. Çünkü biz kadın erkek temsiliyle dünyada çığır açmış bir partiyiz. Biz kadınlar olarak da asla bu saldırılara geçit vermeyeceğiz. Geleceğiz, buradayız. Buyurun Hodri Meydan. Ne yapabilirsiniz? Bu kentin sahibi siz değilsiniz. Ve aklınızı başınıza alın. Sizin on binlerce cinayetle, arkanızdaki güçlerle bu kenti, Kürt halkını teslim alamadınız. Bundan sonra da alamayacaksınız.